Teşekkür ediyoruz değerli arkadaşımıza ve Emine Göğebakan'a. O kadar sakin, o kadar güzel anlattı ki her şeyi. Bir final maçından çıkıp da bu kadar sakin bir şekilde bu duyguyu bizlerle paylaşıyor olması ne kadar büyük başarılara imza atacağının da şimdiden bir göstergesi. Oldukça sakin ve profesyonel olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Emine Göğebakan aldığı altın madalya ve 3. rounddaki 15-0'lık muhteşem performansıyla. İspanya-Hırvatistan finali sizlerle birlikte olacak. Adriana Rezo Iglesias'la Bruna Duvančić karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı da yine bir Azeri kardeşimiz yönetecek. Aygül Abdüleyeva maçın hakemi. İlk round başladı. Kadınlarda 49 kilo mücadelesi. Bir yüksek tekme. İtiraz istiyor İspanyol sporcu. Antrenörünü uyardı. Üç puanlık bir itiraz ve kabul olacak bir itiraz çünkü net bir şekilde tekmeyi bizler de istedik. Maçın yan hakemleri göğde atılan yumruklarda aynı anda tuşa bastıklarında, ellerindeki joystick'e bastıklarında puan olarak elde sensör olmadığı için vuruşun formunu inceledikten sonra puan kriterlerine uyuyorsa puan olarak değerlendiriyorlar. Yumruk puanları, montom jiruji dediğimiz gövdeye atılan yumruklar maçın yan hakemleri tarafından veriliyor. Burada da İspanyol sporcunun ayağının teması zaten rakibinin temas sonrası verdiği tepkiden de anlaşılıyor. 3 puan aldı İspanyol sporcu Iglesias. Henüz Azeri hakem maçı başlatmadı. Scoreboard ekrana yansımadığı için şimdi başlıyor. 1 dakika 40 saniye kaldı maçın ilk roundunda. 3 puanla başladı İspanya. Bu karşılaşmada biraz kılıç dediğimiz göğüs göğüse mücadeleler de görüyoruz. Aynı zamanda sporcuların fiziksel dirençlerinde yüksek olması gerekiyor tekvando'da. Maçın hakemleri genelde böyle pozisyonlarda ayırıp tekrardan oyunun başlamasını istiyor. Uzun süre kılıç pozisyonunda kalmamalı sporcular. Ama kılıç pozisyonunda kalmaya ısrar eden sporcu olursa, sürekli aynı pozisyonlar yaşanırsa o zaman kamcam cezaları söz konusu oluyor. İspanyol sporcu bir yumruk puanı denedi. Puan çıkmadı. Roundlarda 5 ceza olduğu için maçın hakemleri geçtiğimiz yıl uygulamaya konulduğunda bir aylık sıkıntı yaşanmıştı. Sporcular cezadan çok maç kaybedince bu tarz pozisyonlarda sporcular ısrarlı olmadıkları sürece kılıç dediğimiz göğüs göğüse pozisyonlarda o zaman çok fazla cezaya düşünmüyor maçın hakemleri ceza vermeyi. Ama Hırvat sporcu içeride çok kaldığı için bir ceza aldı ve 4-0 oldu karşılaşma. Yani bu sarılma konusunda biraz ısrarcı davrandı Hırvat sporcu. Maçın hakemi de 3-4 kez içeri girip sporcuları ayırma ihtiyacı hissettiği için bir sonrakinde ceza verdi. 4-0'lık üstünlüğü var İspanyol sporcunun. Hırvat sporcunun biraz daha teknikle mücadele etmesi lazım. Aksi takdirde birazdan bir ceza daha söz konusu olabilir. Özellikle de roundun sonuna yaklaştığı için maçın önünde bu cezayı daha rahat verecektir. Sporcuların yine yere düşmesi de bir ceza puanı olarak değerlendiriliyor.
7-0'lık üstünlüğü var İspanyol sporcu Iglesias'ın. Adriana birinci raundu kazanmak üzere. Round 3 saniye sonra tamamlanacak ve ilk roundun galibi İspanyol sporcu oluyor. Kadınlarda 46 kiloda Emine Göbakan altın madalyanın sahibi oldu. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Alman sporcu Şueda Çelik'le karşı karşıya gelmişti ve Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu Emine Göbakan karşılaşmadan şampiyonlukla ayrıldı. Antrenörü Emre Aslan Erdem'e yetiştiren diğer antrenörlere bir kez daha teşekkür edelim. Kadınlarda 49 kilo mücadelesinin ilk roundunu da İspanyol sporcu kazandı. Maçın önemli anları da ekledi. Özellikle de yüksek tekmelerle bunu deneyebilir. Evet, şimdi bir 3 puan itirazı var Hırvat teknik adamdan. Evet, Duvanç için az önceki hatanı izleyeceğiz. Bloklarda çok fazla kaldığı için kısır bir teknik gibi görünüyor. Mavili sporcu tam kaçarken ayağını uzatmış ama değip değmediği konusunda karar vermek zor. Sanki yetişememiş gibi görünüyor. Puan çıkmayacak. Evet. Puan çıkmadı. Hırvat sporcunun yapılan itirazından İtiraz kartını da kaybetmiş oluyor. Birinci dakikanın ardından bu sarılmalara maçın hakemi kamçam cezası verebilir. Çok fazla ceza verme taraftarı değil hakemler. Duvancic panikle 2-0 yaptı skoru. İspanyol sporcu yumruk puanı beklerken tekmeden puan aldı. 2-2. Round'daki beraberliklerde barda puana dönüşmemiş olan teknikler değerlendirilecek. 2-2'de kimin kazandığını scoreboard belirleyecek değerli sporseverler. Eğer eşitlik söz konusuysa maçın hakemlerinin kararı tabii ki geçerli olacak. Ama önce sporcuların performansları göz önünde bulunduruluyor. İspanyol sporcu yumruk puan denemeye devam ediyor zaman zaman ama puan çıkmadı. 2-2'lik eşitlikle 20 saniyeye girmek üzereyiz. Hırvat sporcunun ayaklarını çok daha kullanması gerekir yüksek tekmelerde. Final maçı son 15 saniye kaldı. Kritik bir mücadele. Şu anda alınacak bir ceza. Evet, İspanyol sporcudan karşılıklı cezalar alınca 3-3 oldu. İşte bu yüksek tekmeyi çok daha fazla denemesi gerekir.
Son saniye ve round bitti. 3-3 scoreboard. Kimi galip ilan etti diye bakmamız lazım şimdi. Eğer İspanyol sporcuysa barda puana dönüşmemiş hissediler. Puanlar değerlendirmeye alınıyor şu anda. Ve İspanyol sporcu kazanan taraf oluyor. Her kategori için belirli bir bar seviyesi var ve yapılan ataklarda puana dönmeyen kaç temaslı atak varsa hepsi değerlendirmeye alınıyor. Ve bu değerlendirme sonunda ikinci round sonunda ilk roundu kazanan İspanyol sporcu böylelikle altın madalyanın sahibi oluyor. Adriana Crezo Iglesias. Mavi köşelerde kaldı. Altın madalya ilk iki maçta. Emine Göğebakan da mavi köşede mindere çıkmıştı. Ve Tatemi'deki bu mücadelede iki final mücadelesinde mavi köşede çıkan iki sporcu karşılaşmaları kazanan taraf oldu. Hırvat sporcunun aslında Bruna Duancic'in yüksek tekmelerde büyük avantajı vardı ama İspanyol sporcu hiç yaklaştırmadı.